Baklava dilimi de nasıl oluyor arkadaşlar, anlatarak sizlere göstermek istiyorum. Şöyle ilk önce tam ortasından şöyle çevireyim. Daha sonra tam bunun ortasından, yani artı şeklinde kesiyoruz. Şimdi ben part part yapacağım. Bunu tam ikiye bölüyorum. Şu kısmından şöyle iki parmak genişliğinde şu kenarlarını kesemediğim için çeviriyorum. Bunu şimdi bu şekilde, yani buna yakın, yine aynı şekilde iki parmak genişliğinde kesiyoruz. Üzerinden hamuru kalkıyor. Şimdi bu partını da arkadaşlar, şunun tam şu hizasından keserseniz tam baklava elde edersiniz. Yani şu karenin yine şu ikinci karenin hizasından şu üçüncü karenin hizasından şunun iç tarafından bu tarafa doğru keseceğiz. İki parmak yine. Şu diblerini kesmek biraz zor oluyor. O yüzden çevirip keseceğim arkadaşlar. Hamurumuz da yerinde durmuyor. Maşallah çok güzel oldular. Gördüğünüz gibi şekli oluşmaya başladı. Tekrardan bunu ikiye bölüyorum. Yine aynı şekilde bunun hizasından bu şekilde kesiyoruz aşağıya doğru. Biz Yozgatlılar arabaşı hamurunu bile baklava dilimi şeklinde kesip yutarız arkadaşlar. Kesmesini çok seviyorum ben. Şekil ortaya çıkınca çok hoşuma gidiyor. Bunun hizasından yine aynı iki parmak hizasından yine bunun hizasında yine iki parmak genişliğinde aşağıya doğru kesiyoruz. İkincinin hizasından.
Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar baklava dilimimiz de hazır. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.